Ben de zaten bu sınıfta bir sınıfta genelde. Bugün konuşulduğumuzda hem özel sektör hem de SPK bölümünde risk kentleri nereye gidiyor? Özellikle risk kaybolsunda neden ekonomik düşünüyor? Çok basit bir görselle başlamak istiyorum. Bugün size bir dolar mı yönetiyor? Ya da tarihler, hesaplarımız. Her şeyi bu ekranlara sızdırmaya çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Alışveriş çalışkanlıklarımızı. Şirket içeriği iletişimimizi. Yeni geldiğinde çok çatan kişiler için de bu ekranlara yönetiyoruz. Peki, tedarik zincirinin bugünkü konusunda A'dan Z'ye ham maddenin üretilmesinden depo stoklarına kadar depo stokları da ürünlerin kendi depolarımızın sevkiyatı ya da nihai müşteriye teslim alsa kadar izleyebilmek, takip edilmek, görülmek. Dün Mantra'ya sunumunda bahsetmişti. Müşterinin %68'i ürünlerinin takip edildiğinden memnun değil. %68'e yeterince güveniyor. %12'si sanmat, arada şekilde memnun olan oranı sadece %17. Tabii ki istihdamleşme, tedarik zincirinde istihdamleşme sadece ürünlerin sevkiyatından ya da izlenebilirlikten ibaret değil. Bunun içerisinde toplayan sadece sürücülerimizin pasaport kontrolü için geçmesini sağlamak da var. Ya da herhangi bir sevkiyatımız içerisinde 15 gün farklı uzun bulunduğunun her an nerede olduğunu takip edilmek de var. Belki en önemlisi, dün yine Emre Başkan'ın açılış çevre ve çevre ile ilgili yapabileceklerimiz var. Çünkü karbon emisyonunun her alanında ölçülme, takip edilme, belki ile sistemleşme mümkün. Ben değerli konuşmacılardan çok fazla zaman almak istemiyorum. Kendilerine özellikle konuşma sırasına göre tanıtmak istiyorum. Sayın Murat Koçak, kendisi Ulaştırma Bakanlığı'na ulaştırma hizmetleri genel müdür yardımcısı. Cem Bey, Uysal'ımız, Mali İşler Direktörü ve aynı zamanda strateji değişim finans kurulu direktör. Atilla Yıldız'ın tedavi sinirleri, yöneticisinin çalışmaları ve aynı zamanda sinirleri olarak duyuyorum. Sizi çok da fazla davranmadan öncelikle kamuya aktaralım. Çünkü özel sektör ne kadar fazla kendi bilgini okumaya çalışsa da kamu yolu açmadan belki de mümkün olmuyor. Üniversite buraya kadar bu sene oldukça fazla çizimler var. Murat Bey bahsedecek. Buyurun. Nasıl davranıyorsunuz? Bu hazırlayana kadar ben biraz kendimden bahsedeyim. İlk önce bu pandemi sürecinde yapılan güzel toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Murat Korsan'a da ulaştığına ilgili kendimi genel müdürlüğü. Genel müdürlüğü aslında devletteki üç genel müdürlüğünün birleşmesiyle ortaya çıkmış bir genel müdürlüğü. Eskiden de belki de sizin karayolu üzerinde genel müdürlüğü. Demir yolu kendine genel müdürlüğü. Tehlikeli madde 10 yıl geçmedi genel müdürlüğü. Üçüncü birleşik ulaştırma ile bu yüzden genel müdürlüğü oldu. Biraz ileri büyük bir genel müdürlüğü. Ama çalışmalarımızı dinamik ve genç müdürlükle başladık. Yaklaşık 3 yıldır. Devam ediyoruz. Şimdi size biraz devlet büyüklüğü. Bizim kardeşlerim inşaat farkında. Üstünü yapıyoruz. Dijitalleşmeyi etkileyen neler bekliyor? Dijitalleşmenin bu konudaki rolü ne olabilir? Bu konuda bir konu soruyorum. Nasıl bu konuda? Geliyor.
Bir de kamera sistemleriyle, plak algılama sistemleriyle bu bölgelerde artık uzaktan denetim yapmaya ve kamyonları bu şekilde yeterli belgeleri var mı, yeterli uygunlukları var mı denetlemeye çalışıyoruz. Ankara'da pilot başladı uygulamaya. Bunu diğer 13 bölgemize de yayacağız ve tüm Türkiye sattığında böyle bir denetime gideceğiz. Böylece artık denetlenmenin dışında kalan herhangi bir araç kalmamış olacak. Elektronik geçiş belgesi diye bir projemiz var. Bu proje şu anda Özbekistan'la testlere başladık. Sınır geçiş belgeleri bildiğiniz üzere elle dağıtılan bir belge, hard copy bir belge. Biz bunu nasıl dijitale aktarırız? Bunun peşindeyiz. Bir yazılım yaptık. Yazılımı Özbeklerle şu anda çalıştırdık. Diğer ülkelerle de, kabul eden ülkelerle de yazılımı tamamen biz vermek üzere bu e-permit sistemini hayata geçirmek istiyoruz. Bu da geçtiği zaman gerçekten karayolu taşımacılarımız bu konuda hem yetki belgesi takiplerini çok daha rahat yapacaklar, hem de yetki belgesi kaybolması ya da yıpranması ya da herhangi bir şekilde bir zarar olması gibi sorunlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Bir diğer masamızdaki konu da yine dijitalleşme ile ilgili kombine taşımacılık yönetmeliği. Bu yönetmelik yıllardır süren bir çalışma. Bu çalışmamız son yıllarda artık zamanın yeni getirileriyle birlikte bir yeşil lojistik kavramı da koyduk. Tamamen ülkemizdeki çevresel konulara yatırım yapan lojistik firmalarının devlet teşviklerinden daha rahat yararlanabilmesi için hem de prestij niteliği taşıyan bir belgenin lojistik sektöründe çalışan firmalara verilmesi sağlayacak bu yönetmelik çıktığında. Tabi bu yönetmelik bir taraftan da dijitalleşmeyi yakından destekliyor. Özellikle yapılan taşımaların dijitalleşme kavramında takibi bu yönetmelik kapsamında büyük önem kazanacak. 2020 yılında sürücü vizeleri konusunda devlet taşıma hizmetlerimiz var. Hazar geçişleri, İran-Türkmenistan taşımaları UNET sistemimize alındı. 2021 yılında Ticaret Bakanlığı Otomasyon Sistemi ile bir entegrasyon protokolümüz aldı. Yani çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Önümüzdeki yıl geçiş belgeleri rezervasyon sistemini E-Devlet'e taşımaya çalışıyoruz. Dediğim gibi dijitalleşme her zaman bizim önümüzde ve her zaman önceliğimizde olan bir konu. Zaten şimdi Ekim ayında da yapılacak olan Ulaştırma Şurası'nda da 3 sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi de dijitalleşme, lojistik ve mobilite ile beraber. Bu konuda da zaten siz katıldığınızda beraber bunu tartışmış olacağız bu konudaki gelişmeleri. Sunumun başında teknik arızadan dolayı bahsettiğim konuyu daha kısa geçeceğim. Emisyon ticaret sistemi var kapımızda. 2019 aralığında bir Avrupa Yeşil Mutabakatı adı altında bir döküman Avrupa'da imzalandı. Daha sonra 2021'de Avrupa İklim Kanunu ve 2014 Temmuz'da da Fit for 55 yani bu 55 oranında azaltmak için yapılması gerekenler adı altında bir paket yayınlandı, yeşil mevzuat paketi. Ne diyor bu aslında? 2050 yılında Avrupa kıtasının iklim nötr olması. 2030'a kadar da 90 seviyelerine göre %55 bir emisyon azaltımı hedefi ortaya koyuyor. Bu hedef kapsamında bir sürü kural, bir sürü farklı uygulama getirmeye çalışıyor. Geniş bir paket, her sektörü çok yakından ilgilendiriyor. Bu Fit for 55 konusuna bakarsak da bu karayolu için çok önemli özellikle. Yani ben sunum başında bahsettim. Denizcilik için Uluslararası Denizcilik Örgütü bazı kurallar getirdi. Havacılık için ICAO kapsamında önemli kurallar geldi. Şimdi de karayolu için geliyor. Neler geliyor? Karayolu taşımacılığı bir emisyon ticaret sistemi getirilmesi. Öngörülüyor, en kısa zamanda gelecek diye gözüküyor. Bir çaba paylaşım yönetmeliği var. Bu da karayolu deniz yolu taşımacılarında güçlü emisyon azaltım hedefleri koyacak. Bunun dışında otomobil ve kamyonetler için karbondioksit emisyon standartları belirlenmesi konusu yine buradaki hedeflerden bir tanesi. Temiz yakıt kullanımı, RefuelEU ya da FuelEU denizcilik girişimleri kapsamında temiz yakıtların kullanılması konusu var. Bir de bunların sonucu aslına bakarsanız sınırda karbon düzenleme mekanizması diye bir mekanizma ortaya kondu. İşte burası aslında bizim için önemli. Niye? Çünkü şu an için seçili bazı sektörler var. Bunlar demir, çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik sektörü. Bunlara uygulayacağız diyorlar ama ileride de genişleyeceğinden bahsediyorlar. Yani bu olacak. Avrupa Birliği kendi sektörüne bir emisyon azaltma hedefi getiriyor. Ona belli bir mali yük getiriyor ve baskı ortamı oluşturuyor.
Avrupa'daki sektörler bunun için belli yatırımlar yapacaklar. Onlar da diyorlar ki tamam Avrupa bizim kendi sektörümüz bu yatırımları yapacak. Siz de bize yük taşıyorsunuz. O zaman siz de bunun ceremesini çekmeniz lazım. Siz emisyon azaltımına gitmeseniz bile bize eğer ürün getiriyorsanız o zaman bunun vergisini ödersiniz o zaman siz de. Ki kendi sektörümüz sizinle rekabet edebilsin diyorlar özet olarak. Yani o zaman ne olacak? Bizim taşımacılarımız sınırdan geçerken içeri sokmaya çalıştıkları ürünün üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonunun miktarı kadar bir ücret ödeyecekler. Yani ton başına örneğin 55 dolar ödeyecekler. Bunu kim peki ortaya koyacak? Bunun için de akredite olmuş firmalar belirleyecek Avrupa Birliği. Başka ülkelerden de kendi ülkesinden de. Bu akredite olan firmalar hem ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonunun miktarlarını hesaplayacaklar. Hem de bu ticaret içerisinde bu taşımacılık yapan firmaların bu paraları ödeyerek sertifikaları almasını sağlayacaklar. Tabii o zaman ne oluyor? Bu aslında dijitalleşme arkasındaki en büyük güçlerden biri olacak. Yani siz taşımacılık yapıyorsanız ve üretim yapıyorsanız Avrupa ile bir ilişki içerisinde hem ürettiğiniz ürünün tüm safhaları kayıt altında olmak zorunda hem de yaptığınız taşımacılığın tüm safhaları kayıt altında olmak zorunda bunlar kapsamında hesaplanan bir karbondioksit değerinin dolarla çarpıp Avrupa Birliği'ndeki bu akredite firmalara ödenmesi gerekecek. Şu anda bu çatı altında yürütülmeye çalışıyor. Bu da tabii gerçekten özellikle navlun fiyatlarına büyük artışlara yol açacak gibi gözüküyor. Bir de sınır geçiş problemleri var. Biraz hızlı alayım, çok zaman aldım, kusuruma bakmayın. Tabii ülkemiz modern İpek yolunun üzerinde birçok bölgeye çok yoğun taşıma yapıyor. 70'ten fazla ülkeye. Bazılarında belgeli, bazılarında serbestleşmiş şekilde taşımalar yapıyoruz. Bizim yaklaşık 1.440.000 tane geçiş belgesi kotamız var. Biz bu belgeleri 38.000 tane de belgemiz bitti deyip ülkelerden talep edip ilave belge almışız. Ve bunların hepsini kullanmışız. Şu anda yine sorsak, evet Kazakistan belgesi yok, Macaristan belgesinde belli azamlar var. Yani bu kadar belge kullanmışız. Ama yine de ticaretimizi yeteri derecede karayoluyla yapamıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yavaş yavaş bizim artık karayolundan belli miktarlarda yükümüzü intermodal taşımacılığa veya deniz yolu taşımacılığına aktarmamız gerekiyor. Tabii bu karayolu sektörü için aslında bir taraftan ya biz niye karımızdan bir kısmını o bölgeye aktaralım gibi bir tepkiye yol açıyor. Ama aslında öyle olmuyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir kara taşıtını 3000 kilometre veya 2000 kilometrelik bir mesafeye göndermek mi daha fazla navlun kazandırır? Yoksa bir intermodal hattı içerisinde o 3000 kilometreye de 500 kilometrelik bir rotayı 6 defa yapması mı aynı kamyonun daha fazla kar kazandırır, navlun kazandırır? Bunu sizin bilgilerinize sunuyorum. Biz ikinci seçeneğin daha hem kazançlı hem daha sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. O konuda da sektöre gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. İntermodal taşımacılık mutlak suretle gelecekte önümüzde arttıkça yani payı artarak büyümeye devam edecek. İntermodal taşımacılıkta da en önemli şey gerçekten dijitalleşme, yüklerin takibi, bu konudaki sorumlulukların ortaya konması büyük önem taşıyor. Bir de Çin yüklerinin Avrupa'nın bu pandemi döneminde taşınması konusu var. Özellikle tren yolu bağlantısıyla Avrupa'dan Çin'e kadar bizim bir tren yolu taşımacılığımız var. Ama bu tren yolu taşımacılığı akıllarda canlandığı gibi tek bir tren Londra'dan alıp Pekin'e kadar gitmiyor. Neler yapıyor? Her durakta değişiyor. Mesela Türkiye trenlerinden bahsedeyim. İstanbul'dan çıkan bir tren. Gürcistan'da üzerindeki intermodal yük başka bir tren aktarılıyor. Bakü'de gemiye biniyor. Kazakistan'da başka tren aktarılıyor, Çin'de tekrar başka tren aktarılıyor derken çok fazla aktarma ve çok fazla takip gerekiyor. İntermodal taşımacılık, bugün tekrar altını çizmek istiyorum, dijitalleşmeyi öne çıkaran bir taşımacılık modu. Biz neler yapıyoruz? Bu bölgede özellikle bu orta koridorun sürdürülebilir olması için Türk Konseyi çatısı altında bir taşımacılık sözleşmesi imzalatmaya çalışıyoruz ülkelere. Kombine taşımacılığı teşvik etmek için. Aynı zamanda UNESCO ülkeleriyle bir araya geliyoruz. Bunlarla kombine taşımacılığı geliştirmek için bu bölgede bir anlaşma imzalamaya çalışıyoruz. Ve
bu iki anlaşma kapsamında şunu elde etmek istiyoruz. Karayolu taşımacılığında önümüzde konulan sınırları bu sözleşmeler kapsamında aşabilir miyiz? Yani kombine taşımacılık yaptığımız zaman sınır geçiş belgelerinden muaf olabilir miyiz? Bunun peşindeyiz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer husus da Gürcistan'da Anadolu adında büyük bir liman yapılıyor. Bu da tabii bu orta koridora bir alternatif. Yani yükün ülkemiz üzerinden geçmesi değil de Anadolu limanı üzerinden gemiye yüklenmesi. Buradan deniz yoluyla ülkemize aslında uğramadan boğazlardan veya yeni yapılacak Kanal İstanbul üzerinden geçmesi konusu var. Bu da gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu. Yani biz altyapıyı güçlendirirsek buna alternatif olabiliriz. Biz altyapıyı güçlendirmezsek ama Çin yükleri bu rota üzerinden deniz yoluyla elimizden kaçıp gidecek gibi gözüküyor gelecekte. Bu gerçekten çok stratejik ve önem verilmesi gereken bir konu. Stratejimiz ne olmalı? Sunumun sonuna doğru geliyorum. Biz lojistikleri dijitalleşmeye gerçekten önem vermeliyiz. Bu ne kadar önem verirsek o kadar ölçülebilir, takip edilebilir, güvenilir, ekonomik ve rekabetçi bir lojistik hizmetini sunmuş oluruz ülkemizde. Aynı zamanda bu Green Deal kapsamındaki teknolojileri takip edip filomuzun revizyonuna önem vermeliyiz. Yani eğer karayolu taşımalarında veya deniz yolu taşımacılığında alternatif yakıtlar kullanılacaksa, elektrik sistemleri kullanılacaksa bunu öngörüp büyük lojistik firmalarının özellikle buna yatırım yapması, kendini buna göre dönüştürmesi gerekiyor ki rekabetçilik gücünü kaybetmesin. Son olarak da gümrük prosedürleştirilmesi ve altyapının güçlendirilmesiyle orta koridorunda güçlü bir alternatif hale gelmek istiyoruz. Bunu önem veriyoruz. Dediğim gibi biz bunu yapmazsak zaten Gürcistan üzerinden bu yükler elimizden kaçacak. İyi bir alternatif olmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim dediğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürün büyük bir parçası da hem aksaklığa rağmen son derece akıcı bir sunumu devam ettirdi. Hem de süre konusunda büyük özen gösterdi. Çok teşekkür ederim. 8 milyon üzeri yetki vergisi verildiğinden bahsetti. Tek kart projeyle bütün toplu taşıma araçlarında tek kartla dolaşabilmeye yönelik bir çalışma. Plak algı sistemiyle kamyonların işte kantarlarda ya da gerekli yerlerde bir nevi kontrollerinin yapılabileceği bir altyapı. En önemli vurgu Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupa Komisyonu'nun işte 2030 ve 2050 hedefleri, 2030'da %55, 2050 itibariyle nötr bir karbon salınımı beklentisi çerçevesinde Türkiye'den gelecek ürünlere dolayısıyla Türk taşımacılık sektöründeki firmalara nasıl bir ek yük getirebileceğini altını çizdi. Ben naçizane burada bir açılım yapmak istiyorum. Çevreyi koruyacaksak hepimize büyük yük olacak. Yani hepimiz diyoruz ki ormanlar yanmasın, hepimiz diyoruz ki sular kirlenmesin. Bunun bir bedeli var. Global ölçekte de bir bedeli var. Avrupa'nın da ödemesi gereken bir bedel var. Sanırım hepimizin birey olarak da, şirketler olarak da ödemesi gereken bir bedel olacak ama buna önemli olan öncesinde hazırlık yapmak, farkında olmak diye düşünüyorum. Son olarak da Çin rotasındaki intermodal taşımacılığının gereksinimi ve bunun için kamu olarak yapılan girişimlerden bahsetti. Tekrar teşekkür ediyorum. Mikrofonu Cem Bey'e aktarmak istiyorum. Buyurun Cem. Dijitalleşmede trendler neler, onlardan bahsetmek istiyorum.
Bunlardan da bazı örnekler size aktaracağım. Sonrasında da biz OMSANT olaraktan dijitalleşme yolunda ne gibi adımlar attık, ne gibi adımlar atmayı planlıyoruz. Bunlardan bahsedeceğim ve bu sunumu bu şekilde noktalamak istiyorum. Geçtiğimiz senelerde ilk katılımımızda daha çok biz e-ticaret oturumunda işte fulfillment center'lar, dağıtımlar, müşterinin burada beklentileri, bunların nasıl karşılanacağı, buraya yatırılacak yatırımları konuşmuştuk. Geçen sene Ekim ayında Omni Channel Logistiği, yine Last Mile Delivery vesaire bunları konuşmuştuk ve bunların hepsini konuşurken esasında geçen senelerde söylediğim bir şey vardı. Oradan referans alaraktan başlamak istiyorum. Teknoloji olmadan lojistik olmuyor. Ve esasında bu dijitalleşme yolunda bizim lojistik alanındaki en kritik konumuz lojistik. Ve lojistik kabiliyetlerin hem insan kaynağı bakımından hem de diğer alanlardan bütün partiler bakımından en önemli safhaya konulması ve buradan hareket edilmesi. Yani dijitalleşmenin de zaten en temel noktalarından biri teknoloji. Bildiğiniz gibi Covid ile birlikte özellikle hem müşteri beklentileri, hem tedarik zincirindeki değişimler, hem lojistik organizasyonlardaki değişimler dijitalleşmenin gerçekten çok önemli olduğunu ve dijitalleşmeyi hızlı bir şekilde gerçekleştirerekten müşteri beklentilerine adapte olmayı, gerekli riskleri esasında önceden proaktif bir şekilde farkında olup onlara karşı önlemler almayı ve genel anlamda ürün yaşam döngüsü koordinasyonunda da hızlı bir hareket etmeyi sağlıyor dijitalleşme. Dünyada trendler slide'ımız vardı ama o herhalde bir aksaklığa gitti ama ben size trendlerle ilgili şöyle genel bilgi vermek istiyorum. Dünyada şu anda birçok trend var dijitalleşmeyle ilgili. Yapay zeka ve sürdürülebilirlik bunlardan bir tanesi. Daha bir önceki konuşmada da bahsedildi. Özellikle şu anda dünyada gerçek anlamda bir iklim krizi yaşıyoruz. Ülkemizde yaşanan yangınlar, sel felaketleri, esasında dünyanın her tarafında yaşanan iklimler ve sel felaketleri bakıldığında yangınlar, bunlar bütün esasında hem hükümetler bazında hem de şirketler bazında çeşitli çözümler üretilmeye çalışılıyor. Tabii bunun ticari kısımları da var ama burada çevre bilinciyle işte elektrikli araçlar, hibrit araçlar sadece bunlar değil, bunun yanında da esasında bu rota optimizasyonunu sağlayacak minimum emisyonla bu işlemlerin dağıtımlarının sağlanacağı yapay zeka tabanlı yazılımlarla bunların kombinlenmesi planlanıyor ve bu yönde de çabalar var. Çok zaten bilindik bir örnek ama burada tekrardan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Amazon ve daha farklı şirketler işte dronlarla özellikle şehir içi teslimat denemeleri yapıyorlar. Benim bildiğim burada Türkiye'de de esasında İTÜ'de, Arıkent'te bu tip projelerin olduğu, bu tip çalışmaların olduğu önümüzdeki zamanlarda Türkiye'de bunların uygulanabileceği konusunda bilgilerim var açıkçası. Bizde de bu tip gelişmeler çok yakından takip edilip bunlarla ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Diğer taraftan diğer önemli konulardan biri de bildiğiniz gibi blockchain. Burada şifrelenmiş işlem takibiyle güvenilir bir yapı oluşturuyor, güvenilir bir veri saklama yapısı oluşturuyor. Bu da baktığınız vakit yani üretimden esasında müşteriye kadar bütün partilerin güvenli bir şekilde gerek üretim ağının, gerek ürünün, depolamanın, sözleşme yönetiminin uçtan uca hem müşteri tarafından alınıp hem de esasında bu işin bütün partiler tarafından izlenmesi ve birbirleri arasındaki etkileşimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Yine dünyadan bir örnek paylaşmak istedik burada. CargoX belge işlemlerini güvenli bir şekilde halka açık olan bu Ethereum ağı üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Diğer önemli bir konu ve yaygın olarak, dünyada yaygın olarak kullanılan, Türkiye'de de esasında hibrit bir şekilde uygulanmaya başlanan bu depo robotiği ve giyilebilir cihazlar.
Yine dünyada Amazon tabii bu depo robotiği konusunda öncülerden. Depo robotiği kullanılarak da her şeyden önce bir kere alan konusunda bir verimlilik sağlanıyor. Diğer taraftan tabii ki e-ticarete kaotik bir toplama olduğu için oradaki insan gücü konusunda bir verim ve operasyonel verimlilik sağlayarak da operasyonun hızlı bir şekilde yürümesini ortaya getiren bir şey. Yine tabii depo robotiğinin yanında bu akıllı cihazlar da, giyilebilir cihazlar da önemli. Çünkü bildiğiniz gibi e-ticarette ya da işte depo konusunda stok doğruluğu kadar esasında ürünün doğru alanda olması da, yani adreslendiği alanda olması ve onun olabildiğince hızlı bir şekilde bulunması da müşteri memnuniyeti açısından en kritik noktalardan biri. Burada bu giyilebilir cihazlarla, akıllı gözlük, akıllı eldivenlerle burada hem sürede ciddi anlamda iyileştirmeler, hem de tabii ki yine operasyonel verimlilik ve müşteriye ürünlerin sevki anlamında çok önemli gelişmeler kaydediliyor. Ve bunların yaygınlaşması önümüzdeki dönemde daha beklediğimiz şeyler. Dijital ikiz, işte İngilizce Digital Twins diye de geçiyor. Burada da esasında bir yatırımını yaparken, büyük bir yatırımını yaparken ne olursa olsun, işte depo ve ilgili işte onun dağıtma yatırımı diyelim. Siz bu nesnenin dijital bir şekilde bir ikisini yarattığınız vakit, bunu simüle ettiğiniz vakit gerçekten işte bir depoyu nereye koyacaksınız, sizin işte mağazalarınız vesaireler ya da işte dağıtım ağınız nerede, oradaki maksimum optimizasyonu, hem deponun yerleşmesi, deponun iç dizaynı, işte rafların yerleştirilmesi, ürünlerin yerleştirilmesi, orada işte bir sipariş geldiği vakit onun hızlı toplanması, onun işte dağıtım ağının, gerek konvansiyonel dağıtım ağının, gerek last mile delivery'nin burada simüle edilmesi ve gerçekten gerçeğe yakın sonuçlarla sizin en doğru kararı vererekten yatırım yapmanızı sağlayan bir yöntem. Ve otonom cihazlar, Murat Bey de bahsetti, özellikle bu karbon emisyonu, yani benim de okuduğum gibi makalede biz bu konuda, yani karbon emisyonu konusunda Avrupa Birliği bu vergileri uygulamaya başladı vakit gerçekten çok büyüklükler gelecekmiş gibi gözüküyor. Tabi buradaki önemli konulardan biri de otonom araçlar. Bu otonom araçlar da artık yaygın şekilde kullanılma ihtimali gelecekte çok yüksek gözüküyor. Yapılan araştırmalara göre otonom tır filolarında %5 ile 10 arası yakıt tasarrufu sağlandığı ölçümlenmiş. Özellikle Kanada devleti de burada şirketlerin lojistik operasyonlarının otonom araçlarla gerçekleştirmesini destekliyor. Ülkelerde bu konuda aksiyon almaya başlamış durumdalar. Peki bu dijital lojistik, yani dijitalleşmeyi esasında modlar bazında baktığımız vakit şu anda ve gelecekte en yaygın nerelerde göreceğiz diye özetleyecek olursak, karayolu tarafında da, deniz yolu tarafında da, demir yolu tarafında da otonom araçlar en önde gelen uygulama alanlarından olacakmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan karayolunda akıllı taşıma sistemleri, dijital komisyonculuğu hizmetleri, deniz yolu tarafında online rezervasyon, online kargo yönetimi, rota optimizasyonu, demir yolu tarafında sinyalizasyon yönetimi, dijital tren kontrolü, e-bilet, havayolu tarafında da e-freight ve e-WB uygulamaları en yoğun ve yaygın kullanılacak ve kullanılmaya başlanan uygulamalar olarak gözüküyor. Peki OMSAM olarak biz neler yapıyoruz, neler yapmak istiyoruz? Kısaca OMSAM'ı biliyorsunuzdur ama yine de böyle bir slide'la OMSAM'ın hangi sektörlerde hizmet verdiğini, hangi ülkelerde olduğunu ve kaç yıldır bu işin içinde olduğumuzu özetlemek istedik. Bizim 43 yaşındayız biz OMSAM olaraktan. Oldukça olgunluk çağımızdayız ama çok dinamiyiz ve insan odaklı bir şekilde dijitalleşme konusunda çok önemli adımlar atmak için gerek insana odaklanaraktan, gerekse teknolojimize odaklanaraktan bu konuda kararlı adımlarla daha önce yaptığımız gelişmeleri daha da üzerine kataraktan gitmek istiyoruz. Ve var olduğumuz Romanya, Fransa, Fas gibi ülkelerde de bunu birebir uygulamak esas amaçlarımızdan biri.
ve gördüğünüz üzere esasında lojistiğin hemen hemen her alanında, her modunda gerek sektörel uzmanlık olaraktan, gerekse modlar olaraktan faaliyet gösteriyoruz. Ve tabii ki dijitalleşme bizim bu yapımızda olmazsa olmaz. Yani bizim burada hem rekabet anlamında daha öne çıkmamız açısından hem de gerekli dünyadaki gelişmelere, intermodal gelişmelere ayak uydurmamız açısından da dijitalleşme bizim için en kritik noktalardan biri. Az önce de bahsettim. Yani burada zaten şöyle sizin de esasında hepimizin canlı yaşadığı bir durum var. Eskiden yani esasında yakın geçmişte bile bakıldığı vakit yani sermaye denince akla insanın aklına ilk başta şirketlerde hele ben hani yıllardan beri mali işlerin içinde olan biri olaraktan para geliyordu. Ama ben geçen sene de bahsetmiştim. Yine aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Hemen hemen her yerde de tekrarlıyorum bunu. Yani sermaye artık daha farklı algılanması gereken bir şey dünyada da, şirketlerde de. Çünkü artık şirketlerde baktığınız vakit esasında birer dijital twin. Yani esasında sanal yapılar ve o sanal yapıların gerçek anlamda anlam kazanabilmesi, değer kazanabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için insan en önemli konu. Gerçekten artık insanla şirketler gerçek anlamda var olabiliyorlar. Ve bu şirketteki insanların esasında işe yaklaşım tarzı, teknolojiyle uyumu, teknolojiyi geliştirmesi ve teknolojiye uyumlu olması, o kafasındaki bariyerleri teknoloji konusunda kırıp onunla entegre bir şekilde çalışması çok çok önemli oluyor ve tabii ki bunun sonucunda da o gerçek anlamda para dediğimiz sermaye ortaya çıkıyor ve para dediğimiz sermaye aslında bunu destekleyen bir nokta oluyor. Biz de buradan yola çıkaraktan ana odağımızı insan kısmını koyaraktan yaptığımız dijitalleşme faaliyetlerinden birkaç örneği size aktaracağım. Burada kısa bir özetini görüyorsunuz. Bizim dijital İK insan kaynakları uygulamamızdan size kısaca bahsedeceğim. Sonra yine burada insan odaklı yaklaşımından robotik süreç optimizasyonunu nasıl hayata geçirdiğimizden kısaca bahsedeceğim. Diğer taraftan yük optimizasyonunu, kendi yazılımımız olan yük optimizasyonu, yurtçı, karayolu taşımacılığındaki örneğini size kısaca aktaracağım. Sonrasında da sektörel uzmanlık alanlarımızdan, lider olduğumuz konulardan, otomotivdeki iki uygulamamızdan kısaca bahsedip, perakende ve e-ticarette neler yapıyoruz, neler yapmayı planlıyoruz, onları da aktarıp sunumu tamamlamayı planlıyorum. Biz dijital İK uygulamamızda esasında bütün grubumuzun genelinde bizim bütün burada da gördüğünüz üzere seçme yerleştirme yönetimimiz, özlük bilgilerimiz, en kritik noktalardan biri performans yönetimimizi telefonumuzdaki app'im üzerinden dünyanın neresinde olursa olsun çalışanlarımız buradan entegre bir şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Çünkü hem bir standartizasyon açısından hem de kurumsallaşmanın gerçek anlamda hayata geçmesi açısından ve işlemlerin gerçekten hızlı ve çok hızlı erişilebilir olması açısından çok çok önemli, çok çok faydalı bir uygulamamız. Biz şirketimizde insanların elini oyalayacak rutin işlerden çok o yükü üstlerinden alıp esasında karar destek süreçlerinde yaratıcılıklarını daha arttırmaları gerektiğini düşünüyoruz ve hangi fonksiyonda olursa olsun bunu gerçekleştirmelerini istiyoruz. Ve son zamanlarda da sizler de belki şirketlerinizi uygulamaya başlamışsınızdır. Bu robotik süreç optimizasyonu bu konuda gerçekten bizim en büyük yardımcılarımızdan biri. Burada uyguladığımız fatura döküman yöntemi, nabzı yönetimi ve sipariş yönetimiyle biz bu robotik süreç otomasyonu konusuna geçtik ve her projeyi tamamlandıktan sonra da pipeline'ımızdaki diğer projeleri hızlıca hayata geçirmek için arka arkaya bunları ekliyoruz. Yani çünkü bu baktığınız vakit hani bir kere yapılıp olduğu projelerden çok iş devam ettikçe, yeni konular çıktıkça ve siz onun bir rutin olduğunu görüp bunu nasıl robota
öğreteceğinizi anlattıkça esasında çok daha fazla şeyleri bu şekilde otomasyona dökebileceğinizi görüyorsunuz. Az önce de bahsettim, bizim karayolu operasyonlarımız kapsamında OMSAL Teknoloji ekibinin kendi geliştiği bir yazılımla biz karayolu yük ve araç havuzumuzu anlık olaraktan takip edebiliyoruz. Uçtan uça bir anlık takip imkanı veriyor bizim bu kendi geliştirdiğimiz yazılım. Burada gördüğünüz gibi bize bir merkezi planlama yapma olanağı sağlıyor bu. Diğer taraftan tabii ki yani maliyet avantajı ve operasyonel verimliliği de beraberinde getiriyor. Diğer önemli uygulamamız dijitalleşme alanında da otomotiv sektöründe. Burada dağıtım uygulamamız söz konusu. Burada da yine üreticiden OMSAN ve bayiler arasında marka satış firmaları arasında gördüğünüz üzere tüm sevkiyat PDI süreçleri eş zamanlı şasi üzerinden nerede, nasıl, hangi anda, ne durumda uçtan uça izleyebiliyoruz. Burada hem müşteri memnuniyeti, hem maliyet avantajı, hem operasyonel verimlilik esasında birçok amaca hizmet ederekten gerçek anlamda dijital bir şekilde bütün bu dağıtım uygulaması otomotiv sektöründeki müşterilerimize sunabiliyoruz. Yine kendi ekibimiz tarafından geliştirilen bizim bir stok sahası uygulamamız var. Burada da hizmetler self-servis yapılıyor gördüğünüz gibi. Araç kabul işlemleri self-servis yapılıyor. Daha sonradan yük taleplerinin anlık iletilmesi, araçların sahada anlık izlenmesi, liman gibi alanlarda da sistemlere erişimi tekrardan bizim bu geldiği yazılımımız üzerinden self-servis bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ve en son bahsedeceğim perakende ve e-ticaret sektörü uygulamalarımız var. Müşterilerimize kendi warehouse management sistemimizle onların ihtiyaçlarına göre gerek tam otomasyon, gerek hibrit modelde onların ihtiyaçlarına göre bunu terzi işi bir hale getirerekten gerek bizim metriklerimizi işte ürün toplamadan, elde işlemeden, işte paketlemeye kadar orada ciddi anlamda bir optimizasyon sağlama fırsatı buluyoruz. Tabii ki biz bahsettiğim gibi lojistiğin her alanında olduğumuz için buradan tabii ki sadece bu kısmı değil, daha sonra dağıtımı, işte gerek mağaza dağıtımı, gerek e-ticareti dağıtımı gibi de kendi yine yazılımımızla rot optimizasyonlarıyla destekleyebilecek imkanlar sunuyoruz. Dijitalleşme yani artık bir derya deniz ve gidilecek çok yol var ve her geçen gün esasında bütün gelişmeler çok hızlı oluyor. Ama burada biz şirketler olaraktan, lojistik şirketler olaraktan insanımıza, teknolojimize gerçekten çok büyük önem vererekten bu gelişmeleri de esasında müşterilerimizden şey tarafında da olsa, yani B2B tarafında da olsa, B2C tarafında da olsa hep bir adım önde giderekten, trendleri çok yakından takip ederekten ve bu hizmetleri önden sunaraktan, farklılık yarataraktan hem dünyaya, iklime daha büyük faydamız olacağını düşünüyorum. Hem de gerçek anlamda rekabeti ve müşteri memnuniyetinde bunu başaran şirketlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sunumumuzun geri kalanında güzel bir şekilde devam edeceğiz. Cem Bey'in açılış cümlesini tekrar etmek istiyorum. Teknoloji olmadan lojistik olmuyor. Çok doğru. Herhalde artık teknoloji olmadan hiçbir şey olmuyor bir yandan da. Cem Bey sunumunda son dönemdeki birçok trendten bahsetti, altını çizdi. Rot optimizasyonu, işte Amazon'un drone delivery örneğinden bahsetti. Blockchain teknolojileri, depo robotiği giyilebilir ekipmanlar, teknolojiler. Dijital ikiz yaratmanın gereği ve öneminden bahsetti. Otonom cihazlar, işte taşıma modlarındaki, 4 ayrı taşıma modlarındaki son trendler ve OMSAN lojistik olarak Türkiye'de dijitalleşmeyle ilgili attıkları adımların altını çizdi. Kritik eşiğe geldik bu sabah için. Kritik eşikten kastım şu, yaklaşık 50-55 dakika oldu. Dijitalleşmenin en büyük zararı ve
insanda yarattığı hasar, bunu ben söylemiyorum. Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Goleman'ın Focus kitabında bahsettiği bir şey. Dikkatle anlatıyor. Ve ben katılımcılara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ortalamanın nacizane gayet üzerinde bir dikkat seviyesiyle bu sabah devam ediyor. Hepimizin cebinde az önce gösterdiğim canavarlar var. Dikkatiniz çok fazla dağılmadan sunumlara ve konuşmacılara odakladığınız için teşekkür ederim. Kalan akışla ilgili de hızlıca bilgi vermek istiyorum, affedersiniz. Atilla hocamın, Atilla Bey'e Atilla Hoca demeye nedenimi de kısa bir anekdotla anlatmak istiyorum. Ben C.H. Robinson'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 sene önce stajyer olarak başladım. Lojistiğin ne olduğunu bilmeden Amerika'da çalışacağım diye gözümü kırarak kapalı Amerika'ya taşındım. Ve bilgi edinmeye çalışıyorum. Atilla Hoca'nın ismini buldum internette. İşte birkaç soru için e-mail attım. Acaba dedim yanıt gelir mi? Bırakın acaba yanıt gelir mi? Ertesi gün saat farkı olduğu için bir baktım Atilla Hoca uzun bir yanıt vermiş, kaynaklar paylaşmış. Sorduğum her şeye açıklık getirmiş. Hayat güzel tesadüflerle böyle kıymetli. 15 yıl sonra aynı oturumda sahneyi paylaşmakta kısmet oldu. Tekrar teşekkür ederim hocam. Sizin belki de o dönemki motivasyonunuz beni de etkiledi ve kariyerime ilerleme neden oldu. Atilla Hoca'nın sunumunun ardından C.H. Robinson olarak Microsoft'la Microsoft'un global tedarik zincirini nasıl yönettiğimize dair 3,5 dakikalık bir sunum var. Ardından da soru cevap için vaktimiz kalacağını düşünüyorum. Çünkü zamanı gayet sağlık ilerliyoruz. Hocam sahne sizin, buyurun. Uzun zamandır böyle canlı birebir konferans veya panel yapmamıştık. Hep internet üzerinden yapıyorduk. Bundan dolayı sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir zevk aldığımı başta söylemek istiyorum. Ben şunda şöyle başlamak isterim. Tedarik zincirinde, hatta endüstride değişik dönemler yaşadık. Hepiniz duymuşsunuzdur. Endüstri 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, N, 0'a kadar gidiyor. Arkasından tabii ki tedarik zinciri de aynı şekilde 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 gitti. Tabii tedarik zincirinin en büyük operatörü olan, en büyük operasyonu olan lojistik de yine kendi içinde 1, 2, 3, 4, 5 diye gitti gidiyor. Esasında incelediğimiz zaman bu adım atlamaların hepsinde değişim yatıyor. Ve ben yazılarımda, konferanslarımda şunu söylüyorum. Çok ciddi bir rekabet var dünya üzerinde. Lojistik sektöründe de bu rekabet var. Ve bu rekabette değişimi reddeden, değişimi takip etmeyen şirketler sektörden çekilmek durumunda kalıyorlar. Çünkü rakipleriniz değişiyor, rakipleriniz farklı bir hizmet veya farklı bir ürün çıkartıyor piyasaya ve sizi ezip geçiyorlar. Ancak bu iş değişimi takip etmekle bitmiyor. Reddetmek zaten sizi dışarı atıyor. Değişimi eğer komşularınızdan, rakiplerinizden alıp kopyalıyorsanız o zaman da ne uzuyorsunuz ne kısalıyorsunuz, aynı varlığınızı koruyorsunuz. Bazı şirketler çok büyüyorlar. Omsan'da bunlardan biri. Ekol'den kimse yok burada ama Ekol'de bunlardan ikincisi. Değişimi yaratan şirketler gerçekten sektör lideri olmak ve işlerini büyütmek, gelişmek, geliştirmek durumunda fırsatını yakalıyorlar. Bu yüzden değişimi sadece izlemek yetmiyor, uygulamak da yetmiyor. Hatta değişimin içinde pay almak ve değişimi kendi Ar-Ge departmanlarınızda, uygulamalarınızda yaratmak ve uygulamak durumundasınız. Ben size biraz daha yukarıdan bakmak istiyorum. Devletimiz bu işe nasıl bakıyor? Murat Bey'den izledik, teşekkür ediyorum sunum için. Cem Bey'den de daha içeriye girdik. Aşağıda neler oluyor? Bunları izledik. Ben biraz daha yukarıdan bakmak istiyorum. Ve bizi ne değiştirecek ve ileride tedarik zincirinde, hatta lojistikte bizi neler bekliyor, hangi fırsatlar bekliyor? Ben fırsatın bir de risk olduğunu unutmayalım. Hangi riskler bekliyor? Buradan bir şey bakalım dedim. Tabii ki geleceği bilmek için, tahmin etmek için önce mevcut durumu analiz etmemiz gerekiyor. Mevcut durumumuz nedir şu anda tedarik zincirinde? Küresel bir ekonomi var bütün dünyada ve gitgide yayılıyor bu ekonomi. Çok büyük ölçekli üretimler söz konusu. Adetler çok çok arttı, ülkemizde de arttı. Ve gitgide daha hızlı mal hareketi gerektiriyor. Çünkü tüketici bir an evvel malını almak istiyor. Hele internetten satın alan bir müşteri parasını ödediği malı bir saat önce almayı tercih ediyor. Bunun
tarafından dolayı her şey birdenbire hızlanıyor. Lojistik maliyet üzerine yöneldik hep. Çünkü rekabet bizi maliyetleri geriye düşürme, kar marjımızı arttırmaya itti. Üretim şu anda sorun yok. Üretim kolay. Ham madde bulabiliyorsunuz, işçilik bulabiliyorsunuz, enerji bulabiliyorsunuz. Ancak zor olan ne? Çok fazla ürettiğimiz için satış zor. Yeni satış kanalları ve yeni satışta sonunda olan müşteriyi de mutlu etme, memnun etme zorunluluğumuz var. Üretim ve satışın dengesi çok önemli. Çünkü hiç kimse malın deposunda beklemesini, stoğunda beklemesini ve bunun yükünü taşımayı istemiyor. Önemli olan bir malın önce siparişini yaratmak, made as order dediğimiz sistemde. Önce siparişini yaratmak, siparişten sonra bu malı müşteriye, satılmış malı müşteriye teslim etmek. O zaman neredeyse sıfır stoklu çalışacak duruma gelebiliyoruz. Bazı sektörlerde bu mümkün ama gelecekte daha da yaygınlaşacak bu. Ve bayiler vardı eskiden Türkiye'de. Her firmanın çeşitli şehirlerde bayileri vardı. Ve yavaş yavaş özellikle zincir mağazalar Anadolu'ya yayıldıkça bayilerin yerini lojistik şirketler alıyor. Artık lojistik şirketler bu ürünleri dağıtıyorlar. Ve birçok firmanın da büyük şehirde büyük depoları oluştu. Bu büyük depolardan dağıtımlarını gerçekleştiriyorlar. Ve küresel ve milli markalar arasında da bir ciddi şey var, rekabet var. Peki yakın gelecekte, çok uzağa bakmıyorum henüz, yakın bir gelecekte bizi neler bekliyor? Yine küresel üretim ve tabii ki küresel tüketim söz konusu. Artık malımızı dünyanın her yerinde satabilir hale gelmemiz gerekiyor ve her yerinde üretir hale gelmemiz gerekiyor. Ve büyük ölçekli birleştirilmiş dağıtım gerekiyor. Farklı firmaların mallarını birleştirip bunların dağıtımını organize etmek gerekiyor. Gerek uluslararası, gerek ülke işi ve gerek de şehir içi dağıtımlarda. Çok yaygın bir tüketim var. Gitgide artıyor tükettiğimiz ürünler. Çünkü gelirler arttıkça dünyada üretim artıyor. Çünkü tüketim artıyor. Tüketim artınca da lojistik sektörü artıyor. Geliş görünce. Ve lojistiğin yavaş yavaş konsolidasyonlarını yaşıyoruz. Eskiden benim depomda sadece benim malım dursun, rakibimin malını hangi depoya koymayın diyen şirketler artık yumuşadılar. Benim iş hizmetimi de ver, hatta hizmetleri konsolide et, ikimizin de malı aynı yere gidiyorsa aynı araca koy, beraber götürelim diyorlar yakın gelecekte. Üretim hala sorunsuz ama satış daha da zor olacak. Ve sipariş üzerine üretime biraz daha fazla yoğunlaşmış olacağız. E-ticaret dağıtımı daha da gelişecek. Özellikle bu pandemi sırasında patlayan e-ticaret dağıtımı ve kargo şirketlerinin yetişemediği birçok e-ticaret şirketinin kendi dağıtım bürosunu kendisinin kurmak zorunda kaldığı e-ticaret dağıtımı daha da gelişecek, daha da büyüyecek. Ve bayilerin yerini artık dağıtım firmaları alacak. Ve küçük şehirlerde de büyük depolar kurmaya başlıyoruz. Lojistik köyler kurmaya başlıyoruz. 800 bin metrekare, 1 milyon metrekare kapalı deposu olan yerler kuruyoruz Türkiye'de. Büyük depolar ve de zincir mağazalar daha da Anadolu'ya yayılacak tabii. Bizim bir tedarik zinciri tanımımız var. Buradaki sarı renkte olanlar tedarik zincirinin bugünkü tanımı. Ancak gelecekte bu tanıma bazı ilaveler yapılması gerekiyor. Neler ekleniyor? Eskiden sadece bir şirketin tedarik zincirini biz planlarken tedarik zinciri içindeki bütün firmaların tedarik zinciri içindeki aktivitelerini ve operasyonlarını planlamak durumunda kalıyoruz. Ve de tedarik zinciri içindeki iş adımlarını, yani tedarikçi, ana firma, ana firma, lojistik firma, lojistik firma ve satış noktası arasındaki iş adımları artık tanımın içine girecek. Ve bütün bunların şeffaf olması gerektiği yine tanım içinde irdeleyeceğiz. Ve sonuna da işbirliğini koyacağız. İşbirliği olmadan tedarik zincirinde gelecekte başarılı olmak ve tedarik zincirini yürütme şansımız kalmıyor çünkü. Daha uzaklara bakalım. Uzak gelecekte neler bekliyor bizi diye bakalım. Planlanmış ve önceden bilinen tüketimlere ulaşacağız. Yani ben yemeğe oturduğum zaman kapı çalacak bir firma, marka vermiyorum, kola içmeyi bıraktım. O yüzden marka vermiyorum. Kapı çalacak ve bu kolanız diyecek, evinizde yoktu, masanızda yok, bunu getirdim efendim diyecek. Henüz daha ben sipariş vermeden ihtiyaçlarım otomatik karşılanmaya başlayacak. Bunlar yapılabilir şeyler, mümkün teknolojilerdir. Planlı tüketime göre üretim yapacağız.
tüketim planlanacak. Siz ne üretirseniz üretin, bu tüketim, bu ürettiğiniz ürünlerin kimler tarafından tüketileceğini önceden bileceksiniz. Ve buna bağlı olarak üretim programınızı ve üretim adetlerinizi, cinslerini değiştireceksiniz. Ve e-ticaretten m-ticarete geçiş yapacağız. 2000'li yıllarda Amerika'daki Northwestern Üniversitesi'nde ikişer haftalık bir tedarik zinciri ve lojistik eğitim programına katılmıştım. Orada CIA'den gelen kişiler dünyada tedarik zinciri nasıl olacak diye çok ilginç şeyler anlattılar. O da bir konferans konusu tek başına. Ve orada daha henüz mobil telefonlar bu kadar yaygın değilken şimdi dediler e-ticaret yapılıyor ama gelecekte mobil ticarete döneceğiz. Yani her şey mobil cihazlar üzerinden, arkadaşımın gösterdiği kötü cihaz üzerinden yapılacak bundan sonra. Ve daha büyük ölçekli birleştirilmiş sevkiyatlar yapılacak. Ve minimum çevrim zamanına yöneleceğiz. Yani bir ürünün ham maddesinin üretilmesinden tüketicinin o ürünü tükettiği zamana kadar geçen süreyi mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışacağız. Bu nasıl olabilecek? Depoda beklemeyecek, planlanmış tüketime göre üretilecek, aldığı zaman buzdolabında beklemeyecek, bunu da reklamlarla, şunlarla, bunlarla sağlayacağız. Ve çevrim süresi kısalınca çark tekrar dönecek. Tekrar döndüğü zaman da hem lojistik gelişecek hem şirketler daha fazla kar etmeye başlayacaklar, maliyetler düşecek. Dengelenmiş bir arz talep bekliyor bizi gelecekte. Ortak şehir içi teslimat ağları kurulacak ki bunun örnekleri İtalya'da var, henüz daha Türkiye'de başlamadı. Mesela lojistik köylerin kurulması bu amaçla son derece önemli. Lojistik köylerde her firmanın deposu var ve her firmanın deposundan kendi araçlarıyla dağıtım yapıyorlar şehirlere. Ve böylece bir bakkalın marketin önüne getiriyor, bir kasa bırakıyor, sonra yeniden hareket ediyor, yanındakine bırakıyor. Halbuki o lojistik merkezli köyde olan firmaların aynı bölgeye yapılacak olan sevkiyatları konsolide edildiği zaman bir araç bir ya da iki tane yere hemen bırakıp geri dönüp tekrar ikinci bir, üçüncü bir dağıtıma çıkabilecek ve dağıtım maliyetleri düşecek. Bu çok rahat uygulanabilecek ve uygulanan bir sistem ve Türkiye'de de bu yaygınlaşacak. Semtler bazında stok taşımayan teslim noktaları oluşacak ve de büyük şehirlerde de lojistik köyler ve lojistik merkezler bekliyoruz uzak gelecekte. Tedarik zincirinin bir seyahati var. Önce içeriden dışarıya, yani üret ve sat dönemi yaşadı dünya. Ve burada şirketlerin hedefleri vardı. Ben şu kadar adet üreteceğim diye yönetim kurulu ya da patron karar verirdi. Bunlar üretilirdi. Satış teşkilatı da bunları satacağız diye canları çıkardı. Ama daha sonra yavaş yavaş şeyler başladı. Kalite belgesi almaya başladık. Ve kalite belgesi almaya başlayınca yaptığımız işleri ölçmeye başladık. Ölçmeye başladığımız zaman da fonksiyonların mükemmelliğini araştırmaya başladık. Ama hala üretim, önce üretim sonra tüketim dönemindeyiz. Arkasından dijitalleşme başlayınca, bilgisayarlarda muhasebeyi, stokları, şunları bunları kontrol etmeye başlayınca ben hatırlıyorum, ilk çalışmaya başladığım dönemde yedek parçalarımızı stok kartıyla tutardık. İçinizde görmeyen vardı bunları. Tabii ki muhasebemizde muhasebe defterlerinde tutuluyordu. Şimdi öğrencilerime anlatıyorum. Eskiden diyorum işte böyle stok kartları vardı. Nasıl yapıyordunuz stoklar? Çok zordu gerçekten ama artık onların hepsi kalktı. Tamamen dijitalleştik. Ve dijitalleşmeyle başlayarak dışarıdan içeriye talebin alınıp bu talebe göre üretimlerin sevk edilmesi olayı başladı. Ve burada tedarik zincirleri yavaş yavaş entegre olmaya başladı. Çünkü internet üzerinden konuşmaya başladık biz tedarikçilerimizle. Ondan sonra da tüketicilerimizle konuşmaya başladık. Satış noktalarıyla konuşmaya başladık. Buna da talebe bağlı tedarik zinciri dönemine geldik ki şu anda bunu yaşıyoruz. Ve gelecekte de değer yaratıcı ağ dediğimiz, yani verdiğimiz tedarik zinciri içindeki bütün oyuncuları etkileyen bir katma değer, bir ilave değer yaratma savaşına giriyoruz. Ve bu değer tüm oyuncular arasında paylaşılacak bir değer olacak. Hepimiz aynı aracın içinde giden yolcular olarak çalışacağız. İleride buraya gidiyoruz. Tedarik zinciri 4.0 doğdu. 1.0'da esasında çok kolaydı. Tüketim noktaları küçük çerçevede adetlendiydi. Tüketim noktaları dar çerçeveliydi. Aynı şehirde veya komşu şehirlerde bunlar satılıyordu. Ve burada da önce yaptıktan sonra bunları sat dönemi vardı. Arkasından da tedarik zinciri 2 başladı. Bu sefer de hinterland genişledi. Başka bölgeler için üretim yapma dönemi geldi. Ve diğer şehirlerde satıcılar kurulunca üretim adetleri arttı. Yüksek üretim adetleri
fikrine çıktık. Ve üretici artık Ambande ve Mahmut Usta üretmeye başladı kendi fabrikasında, kendi deposunda. Satıcılar ürün depolamaya başladılar. Bütün bunlar maliyet yarattı ve kısa mesafelerde motorlu araçlar ve deniz taşımasında yeni başladı dönemler bunlar. Sonra tedarik zinciri 3'e başladık. 3'te artık küresel üretim ve çok uzak tedarikçilerden ucuz ham madde ve ucuz işçilik, işçiye yakın üretim organizasyonları yapıldı. Taşımalar çok büyüdü, büyük ölçekli, daha büyük konteyner gemileri, daha büyük yük trenleri oluştu. Üreticiden distribütörlere, satıcılara, tüketime giden hareket, bütün bunların yazılımlarla, GAP'lerle kontrolü ve lojistik operasyonlarda, tedarik konteyner operasyonlarında yazılım kullanması, dijitalleşme gerçek anlamda devreye girmişler. Ondan sonra 4.0'ı yaşıyoruz şu anda. Herkes yaşamıyor ama yaşayan şirketlerimiz var ve bugün herkes yaşamak zorunda kalacak bunu. Ve burada dijitalleşme, internet of things'lerin kullanılması, uydu teknolojileriyle tedarik zincirlerinin oluşturulması, zincir boyunca nesnelerin, sistemlerin, süreçlerin etkileşimiyle ortak ağ kurulması, müşteri seçimlerinin, nakliye süreci, üretim detayları, stok durumu, tedarik için teslimat süreci, herkese ulaşımı tedarik zincirler sıfırda söz konusu ve bütün bunlara göre doğru ve etkin karar verme, karar alabilme devreye giriyor ve de tüketiciye ürün izlenmesi fırsatı tanınıyor. Tüketici internete girdiği zaman kendisine verilen numarayla bir ürünün şu anda hangi kargonun hangi şubesinde, hangi aktarmasında, kapında ne zaman olacak, bütün bunları tedarik zinciri 4.0'da görmek durumunda. Kayıtların çok daha iyi kontrol edilmesi burada söz konusu. Dijital olduğu zaman kontrol çok daha kolaylaşıyor. Yeni akıllı iş modelleri uygulanacak. Yatay ve dikey işbirlikleri, entegrasyon ve şeffaflık artacak 4.0'da. Daha sonra arkasından bir tehlike bekliyor bizi. Tedarik zinciri 5.0 konuşmaya başladık. 5.0'da beni en çok ürküten birinci madde insansız tedarik zinciri oluşturulması. İnsansız üretim, insansız depolama, insansız dağıtım, insansız son kullanıcıya teslimat gibi şeyler söz konusu. Acaba ütopik mi, hayal mi? Fakat bütün bunları yapacak teknoloji şu anda var ama henüz daha yaygın kullanılmıyor veya deneme aşamasında bunlar. Gideceğimiz yer burası. Sadece müşteriliği memnun etmekle kalmıyoruz burada. Aynı zamanda verimliliği artırmak ve marjları da iyileştirmek 5.0'da ele alınıyor. Ve tedarik zincirindeki riskleri ve israfları düşürmek gerekiyor tedarik zinciri 5.0'da. Tedarik zinciri entegrasyonunu biraz daha geliştirmek yine 5.0'ın şeyi ve de 3PL operasyonlarını daha önce hiç olmadığı kadar otomatikleştirmek ve birbirine bağlamak operasyonları bunlar 5.0'ın hedefleri içine giriyor. Ve bütün bunların çözümünün bir tane açıklaması var, işbirliği, collaboration. İşbirliğinde bir tarafta ham madde varsa, bir tarafta tüketim varsa, ham madde ile tüketim arasındaki bütün oyuncuların aynı yöne gidebilecek bir ok yaratmaları için bir araya gelip birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Bu en basit tanımı işbirliğinin. Tedarik zinciri işbirliği, tedarikçiler, üreticiler, lojistikçiler, satıcılar, hatta tüketiciler arasındaki operasyonları tedarik zinciri içinde önce planlamamız, ondan sonra bunları uygulamamız, bilgiyi paylaşmamız ve şeffaflıkla birlikte çalışmak demektir. Pek kolay bir operasyon değil, herkes bilgileri paylaşmayı anlayışla karşılamıyor ama artık paylaşmazsanız bilgi hiçbir işe yaramıyor. Destek gerekiyor ve bir sistem gerekiyor bunun yürütülmesi için. Nerelerde işbirliği yapabiliyoruz? Lojistik süreçlerde, bütçeler, ortak bütçelemelerde. Çünkü birinin satışı ürünün alışı oluyor her zaman tedarik zincirinde. Satın alma ve satışta işbirliği, kategori yönetim stratejilerinde işbirliği, ürün yönetimi hatta mağaza içi teşhir düzenlemesinde yine işbirliği gerekiyor. Ortak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları gerekiyor. Talep planlama ve talebin karşılanmasında yine şeffaflık ve işbirliği, birlikte kaynak yaratılmasında, yatırım varsa birlikte yatırımın yapılmasında, akışın planlanmasında ve raporlamalarda yine işbirliği olmazsa tedarik zinciri düzgün yürümüyor. Eğer ciddi bir işbirliği kurabiliyorsanız sisteminizde maliyetlerinin indirilmesi söz konusu, karlılık ve pazar payı artışını getiriyor tabii dolaylı olarak, verimliliğiniz artıyor, riskleriniz azalıyor, daha iyi kontrol ediyorsunuz risklerinizi ve çevrim süresini kısaltıyoruz.
bunda. Stoklarımız azalıyor. Bir anlamlardaki saplı bütçeler sapmaları düşürüyoruz ve daha uzun süreli bir işbirliği yapıyoruz. İşbirliğinde. Gelecekte ana firma yönetiminde bulut uygulamaları olacak. Yani ana firma kendine bağlı bütün oyuncuların bilgiyi paylaştığı bir bulutta çalışacak ve tedarikçiler, satıcılar hepsi aynı bulutun içindeki aynı yazılım üzerinde hizmet verecekler. Sektörel bazda ortak platform çalışmaları olacak burada. Şu anda İtalya'da uygulanıyor bu. İlaç sektöründe, elektronik sektöründe ve hızlı tüketim mallarında, marketler grubunda sektörel bazda işbirliği var. Bütün ilaç firmaları aynı tesis bulutuna bağlanıyor ve bütün lojistik firmalar buluta bağlanıyor ve bütün eczane depoları, eczaneler buralara bağlanıyor ve farklı ilaç firmalarından yüklerin alınıp konsolide edilerek depolara götürülmesi, bunun için uygun lojistikçi seçimi, dönüş yüklerinin planlanması, bunların firmalara dağıtılması, hatta farklı farklı ilaç firmalarından aynı araca yükün mikran gibi toplanması ve depolara dağıtılması tamamen bilgisayar sistemi üzerinden, bulut üzerinden takip ediliyor bunu. Elektronikte ve diğer şeylerde de yapıyorlar. Hizmet tarafında da ortak platformlar yine ticaret sürdürü iş birliği de gerekiyor. Gelecekte neleri yapacağız ilave olarak? Ortak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapacağız tedarikçilerimizle, hatta satıcılarımızla, hatta tüketiciyle, kullanıcıyla yapılacak Ar-Ge çalışmaları. Yeni ürünler için pazara giriş süreleri kısalacak. Çünkü siz hangi farklı ürünü çıkartırsanız anında kopyalanıyor. Kopyalanmadan önce sizin pazara iyi fiyatla çıkıp oradan gerekli avantajınızı, kârınızı sağlamanız gerekiyor. Atıklar azalacak, çevre koruma projeleri önem kazanacak. Müşteri beklentileri daha da sıkı ölçülmeye başlayacak. Risk yönetimi ve risk paylaşımı söz konusu. Fırsat yönetimi ve fırsatlarla tabii ki birlikte paylaşılacak, yapılacak toplantılarla. İleriye dönük simülasyonlar, senkronize çalışmaları ve akıllı zeka uygulamaları söz konusu. Maliyet indirimi ve hız çalışmaları ve 4.0 uygulamaların tamamen birebir uygulanması. Burada dijital dönüşümden söz ediyoruz. Şimdi yeni bir kavram getirmeye çalışıyoruz Türkiye'ye, yeni danışmanlığı yaptığım bir şirketle beraber. Şirketlerin dijital dönüşüm organizasyonlarını planlıyoruz. Bunun için ihtiyaçları olan her türlü yazılım var, ihtiyaçları olan her türlü bağlantılar var, her türlü bulut uygulamaları var. Ve bu yakında duyuracağım herkese, şirketler dijital dönüşüm çalışmasına girdikleri zaman patronlar her an nerede ne oluyor ekranlarından görecekler. Yani arkasında çalışırken, lojistiğin genel müdürlüğüne başladığımda yolda bir kamyon arıza yaptığı zaman Hüseyin arkası kulakları çınlasın beni arardı. Atilla Bey yolda tırınız kalmışlardı. Ben de Hüseyin Bey dedim, onun şoförü var, şoförün şefi var, onun müdürü var, bölge müdürü var. Onlara aşıkla size nasıl geliyor bu bilgi? Şaşırdım dedim. Ama yeni dijital dönüşümde herkes anında yolda bir tırın kaldığını, neden kaldığını görür duruma gelecek. Nesnelerin interneti, artık konuşan cihazlar kullanacağız depolarımızda. Büyük veri, çok fazla veri toplanacak. Bu verinin analiz edilmesi ve fonksiyonel bir çıktı haline getirilmesi gerekiyor. Tabii ki siber güvenlik bunun ayrılmaz bir parçası. Her şey bulut üzerinde gidecek. Artık normal şirketlerdeki bilgisayarlarda yazılım kullanmamaya başladık. Biz hepsini bulut üzerinden kullanıyoruz. Hiper otomasyon ve ürün yaşam döngüsü analiz edilecek. Yenilenebilir teknolojiler yine söz konusu. Proaktif müşteri ilişkileri yönetimi, CRM'ler devreye girecek. Proaktif dediğim zaman şunu anlatmak istiyorum. Biz CRM'leri genellikle yanlış kullanıyoruz şirketlerimizde. Hangi satış elemanı kime gitti, ne zaman gelecek, yılbaşında hangi hediyeleri götürdük, bunları işliyoruz. Halbuki CRM bize sadece geçmiş bilgilerin analizini değil, geleceğe dönük de satış elemanlarının üretimin hepsinin ne yapması gerektiğini veren bir yazılım olarak artık kullanılacak. Bu da olacak çalışmaların içinde. Ben size ama son kaç dakika toparlayabilirsiniz? Toparladım. Teşekkür ediyorum. O kadar fazla başlıktan bahsetti ki Atilla Hocam, hepsini derleyip toparlamak gerçekten zor olacak ama birkaç kalemle, yani değişim dönemi, değişim ayı kurdurmayanlara rekabette ne kadar geride kalacağı, üretim satış dengesinin artık çok yakın olacağı ve sıfır stok hedefinin daha gerçekçi olacağı, küresel üretim, küresel tüketim, artık
kaçınılmaz bir trend. Tedarik zincirinin yeni tanımından bahsetti ve işte şeffaflık, işbirliği olmazsa olmaz onlara değindik. İşbirliğinin önemini defalarca çizdi. Bilgi paylaşımı, ortak bütçe yapmak, bulut teknolojilerini kullanarak teslimat organizasyonları, üretim planlamayı beraber yapmak tüm bunların altını çizdi. Ve aslında bana da ürkütücü gelen iki konudan bahsetti. Birisi 5-0, diğeri de planlanmış tüketim. Yani nerede, ne zaman ne yiyeceğiniz, içeceğiniz planlı önünüze koyacaklar. Ve insansız lojistik. Bana yine bir kitap alıntısı yapacağım ama Huxley'in, İngiliz bir yazar, Huxley'in distopyasında Yeni Cesur Dünya, Cesur Yeni Dünya kitabında bahsettiği yere doğru mu gidiyoruz acaba? Mutluluğumuzu bile planlayıp hap olarak sabahları verecekler mi günün birinde? Cevabını ben de bilmiyorum. Sadece 5 dakikalık bir sunumum var. Bu sunum bu kadar. Konuştuğumuz konuların şu an dünya genelinde iki teknoloji devinin pratikte ne yaptığını anlatıyor. Bir video, onu da sizlerle paylaşmak. Biraz iddialı bir fayda, bir ölçülebilir rakamlara göre dünyanın en büyük lojistik platformu. Yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık taşımacılık faaliyeti kendi platformumuz üzerinden geçiyor. Geçen sene yönetimimiz taşıma sayısı yaklaşık 18 milyon, bu sene 20 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. 124 bin müşteri ve 76 bin alt nakliyecinin bir arada bulunduğu bir platform. Tayvan'dan Çin'e giden bir konteyneri de ben bu ekrandan görebiliyorum. Arizona'dan Los Angeles'a giden bir tırın saatte kaç kilometreyle gittiğine kadar mümkün olan coğrafyalarda takip edebiliyorum. Tek bir global teknoloji platformu Namosphere. Hiç endişelenmeyin, oturumun sonunda sizi bir şirket sunumuna boğmayacağım. Microsoft ve C.H. Robinson'ın birlikte ne yaptığını anlatan video aktarımdan hemen geçmek istiyorum. Bir vuruluşu her sene 1 milyar dolar teknolojiye ayırdığımız bütçe global ölçekte. Yaklaşık 1200 teknoloji çalışanımız var. Ve artık işe alımlarımızın bir kısmı tamamıyla teknoloji çalışanlar. And notify the customer of the freight as we saw it transpiring. You can know more about when to make adjustments. Utilizing some of our historical data so as to be able to better address any sort of challenges that we might see in the future. You can do more to ensure efficient delivery to your customers. Cyber attack on some of the largest, carriers and transportation providers in the globe, being able to diagnose and understand that that event was occurring within minutes
ultimately being able to get into Now's Eurovision, filter out the actual so active shipments with those providers, getting that visualization in terms of exactly where those shipments are, what products do they contain. Navisphere Vision lets you see all transportation modes in all regions of the world. The visualization draws that connection between data and actually the things that are happening real time within the supply chain, and being able to visualize that is just tremendously powerful. You get your entire supply chain fully visualized in one global platform. Senior management doesn't have the comprehension of the sheer volume of movement of freight that is happening at any given point in time. It's helped both with the tactical execution as well as the strategic comprehension. Navisphere Vision is the next generation in supply chain visibility technology, powering some of the world's best supply chain operations. It lets you see more of your supply chain, know more about the events that impact it, and do more to ensure supply chain excellence and the delivery of your freight, no matter what. I can't understand why someone would not choose this product. Sanırım soru cevap için biraz vaktimiz var. Başta katılımcılara, eğer sonra da varsa bana. 3 soru cevap hakkımız var. Soru sormak isteyenler varsa mikrofon sizlerde. Merhaba, benim en çok ilgimi çeken sorumlu konulardan biri alt koridor, üst koridor meselesi. Çok uzun zamandan beri takip ettiğim bir konu. Bir şey dikkat edecektim. Alt koridordaki işlemlerde hepimiz biliyoruz ki lojistikte ne kadar fazla aktarma varsa, ne kadar fazla gümrük geçerseniz o kadar maliyetlere yansıyor. Yani üst koridor tek bir ülke, tek bir sistem, hiçbir eleştirmeye gerek kalmadan ve genişlikleri de aynı Rusya'nın içinde. Biz bunu nasıl rekabet edeceğiz? Yani aslında Gürcistan'daki limandan daha çok alt taraftaki sistemlerin birbirine entegre olmaması, demir yolu, yeryay, ray genişlikleri, aktarmalar ağırlık olunan kaynaklanıyor. Bizim gözünde görmeden anlamamıştık zaten. Bundan nasıl baş edeceğiz? Yani Rusya burada çok etkin bir şekilde hem maliyet hem de yaşam açısından geri dönülmez bir avantaja sahip değil mi? Bunu sormak istedim zaten. Evet, çok güzel bir soru bu. Ray genişlikleri farklı bize Dünya Savaşı'ndan kalan bir miras. Yani ülkeler bizi, yani ülkeler birbirini işgal edemezsin. Tren yolunu lojistik, askeri lojistik amaçlı kullanamazsın diye ray genişlikleri farklı yapılmış ülkelerde. Ve bunu da devam ettiriyor ülkeler bu geleneklerini. Hatta ray genişlikleri aynı olsa bile operatör farklılıklarından kaynaklı zaten şirket ve tren değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani tam Avrupa'ya baktığınız zaman, evet, Avrupa'da bir ülkede trene binersiniz, aynı tren farklı ülkelerde gider. Belki içindeki çalışanları değişir ama aynı tren yolunda, aynı trenle inebilirsiniz. Ama bizim coğrafyamızda bu maalesef öyle değil. Bir avantaj sağlıyor Rusya tarafına, ama bir taraftan da onların iklim koşullarının zorluğu onlara bir dezavantaj sağlıyor aynı zamanda. Bizim tabii lojistik sektörü olarak dinamik bir sektörüz. Daha bazı sorunları kolay halledebiliyoruz. Bu konuda Rusya'ya evet bazı konularda rekabet etme konusunda zorluk çekebiliyoruz. Ama ben ümitliyim. Özellikle bu orta koridorda biz Hazar Denizi geçişleri biraz şu an pahalı. Eğer orada bir maliyet azalışı yapabilirsek çok güzel çalışıyor PTK hattımız. Yani burada trenlerimiz çok güzel gidecek. Tabii hiçbir zaman bir konteyner gemisine alternatif olamazsınız. Yani siz bir trende 50 vagon yük taşırken bir konteyner gemisinde rakam bir anda 2000'lere çıkabiliyor. O hiçbir zaman bir deniz taşımacılığına rakip olamazsınız karayolunda, ama bu sefer de süre avantajı ve fiyat avantajı gibi konularda öne çıkabiliyor karayoluna taşımacılığı. Dediğim gibi Hazar geçişi problemini eğer çözebilirsek rekabetçi olabileceğimize inanıyorum Rusya'ya karşı. İki soru daha alabiliriz eğer varsa. Böyle belki kendinizi de tanıtırsanız öncesinde daha iyi olabilir. Motor Zeynep Şen.
sormak istiyorum. Yasin Gültan Bey'e, dünyadaki ülkelerdeki turistik faaliyetlerini incelediniz. Biz Türkiye olarak yerimiz nerede? Gelecekte neler yapabilmeliyiz? Hem kamu kesimi hem özel kesim olarak. Yani birinci olarak insanlarımızı eğiteceğiz. Teknoloji olarak biz neredeyiz? Neler yapmalıyız? Yani çözüm ne olmalı? Yani çözümler neler olmalı? Bana yönelttiniz sanırım değil mi hocam? Bütün konuşmacılara yani. Bütün konuşmacılara. Bence kısıtlayalım. Çünkü zamanımız yok çünkü. Bence. Buyurun hocam. Şimdi ülkelerdeki lojistik maliyetler dediğimiz zaman bu konuda Dünya Trade Organization, Ticaret Örgütü'nün yaptığı bir şey var, çalışma var. Ülkelerin lojistik maliyetleri direkt olarak birbirinden çok çok farklı, rakam olarak çok çok farklı. Ama bunların yüzdeleri birbirlerine uyum sağlıyor. Bu da tamamen bu ülkede üretilen gayri safi milli hasılanın belli bir yüzdesi kadar. Örneğin tarım ürünleri üreten bir ülkede lojistik maliyetler %20 oranında çıkıyor bu ürünün maliyetinin üzerine. Çünkü onun uzun süreli depolaması, taşıma ucuz ürün olduğu için çok pahalı geliyor ürün üzerinden. Endüstri ürünleri üreten ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde %12-13 civarında çıkıyor lojistik maliyetler. Ama çok yüksek teknoloji üreten, ilaç üreten, silah üreten ülkelerde de Amerika gibi ülkelerde %9.5'a kadar iniyor. Yani lojistik maliyetler direkt olarak o ülkenin ne ürettiğine, ne taşıdığına, ne depoladığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor. Ama hangi ülkede demir yolu ucuz, hangi ülkede demir yolu pahalı derseniz bunu karşılaştıracak bir referansı yok. Mesafeler farklı, ölçekler farklı, araçlar farklı, verimler farklı, kar marjları beklentileri farklı. Böyle bir çalışma hiç yapılmamış şimdiye kadar. Kısa bir ek ben de şöyle yapabilirim. Teknoloji ve global ölçekle kıyaslayarak sordunuz. İnsan merkezinde de şu eksiğimiz var. Eksik denemeli belki ama hızlandırmamız gereken bir şey. Şirketlerin, özellikle özel sektör tarafında tabii ki, çalışanlarına dijital dönüşüm konusunda ve kültürel dönüşüm konusunda bilinçli politikalar uygulamalara ihtiyacımız var. Endüstri 4.0 herhalde yaklaşık 10 yıldır gündemde. Yani son yıllarda çok daha fazla konuşulsa da. Ne yazık ki buna ben kişisel olarak da kendimi aynı şeye koyacağım. Yetkinlik eksikliğimiz var dijital dönüşüm adaptasyonla ilgili. Zannedersem en önemli başlıklardan birisi de bu özel sektör tarafından. Peki, teşekkürler. Son bir soru alabiliriz. Buyurun. Sizin özellikle Yugal Bey gösterdiğiniz platform ve Atilla Bey'in bahsettiği endüstri lojistik 5.0 projeksiyonları. Şimdi genelde yeni dijitalleşmeden dolayı bu eforların çoğu data yani büyük bir data toplanmalı ve işlemli. Bu konuda tabii beraber çalışmayı gerektiriyor. Yani birçok firmanın kendi data toplama mekanizmaları belki var. Ama sizdeki gibi platformların projeksiyonu dönüştürmek için farklı firmaların datalarının ortaklaşa kullanımıyla ilgili bir takım düzenlemeler olması. Ben toplantıdayım. Bu konuda önümüzde çıkan engellerin yanında beraber çalışmayı destekleyebilecek tamam. Veya engelleyebilecek hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıyız? Yasal bir takım düzenlemeler yapılmalı mı? Yani örnek veriyorum, ortak bir platform kuruldu ve 8-10 tane değişik lojistik firmasından bu dataların toplanması isteniyor. Burada datanın kullanım kısıtlamaları veya işte paylaşımla ilgili bir takım ön düzenlemeler. Bunu hukuki noktada nasıl görüyorsunuz? Yani bu takım buna benzer düzenlemeler hali hazırda var mı ya da önümüzdeki projeksiyonda düşünülen
Teşekkürler. Siz buyurun hocam yine. Şimdi bu konu bulut üzerinde çalışan bütün yazılımlar için bir problem. Ama bunu problem olarak görmüyorlar. Çünkü sizin buluta aktardığınız her türlü bilgi şifrelenmiş ve sadece orada kullanıma uygun şekilde gidiyor. Farklı farklı şirketlerin aynı platform üzerinde hizmetlerini birleştirmesi, taleplerini birleştirmesi bunu yöneten şirketin sorumluluğunda. Ve o şirket size bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmayacağına dair bir gizlilik sözleşmesi ve cezayı öngörüyor. Bu yüzden şirketler datalarını çok rahat paylaşıyorlar. Ama tabii bir şirketin datasını başka şirkette paylaşması için birinci beklentisi bu işten benim kazancım ne olacak diye bakıyor. Bu işten kazancı olacağını anlatırsanız insanlar çok rahat olarak şeye bağlanıyorlar. Bu platformlara bağlanıyorlar. Ve ortak işbirliği, iş planlaması yapılabiliyor o zaman. Bir endişe görmüyorum geleceğe dönük. Uygulanıyor zaten yani. Ben 20 yıldır ortak platform İtalya'da çalışıyorum. Ben de çok benzer bir ek yapacaktım. Güven yasal altyapının oluşması ve kazancı ortaya koyduğunuz zaman mümkün. Türkiye'de de benzer örnekleri var. Yurt dışında da var. Tek tük de olsa bu tip çalışmalar var. Peki kapanışı şu şekilde yapmak istiyorum. Müsaade edersiniz. Teknoloji ve dijital çılgınlık devam ediyor. İşte şu canavar hayatlarımızı değiştirmeye devam ediyor. Ama aslında dijital dönüşümün bir araç olduğunu, nihai olarak bütün çabamızın insan ve çevreye olan katkı olması gerektiğini bu oturumun ardından hatırlayarak ben herkesin bu salondan ayrılmasını temenni ederim. Çünkü her birimizin dünya ekonomisine, ülke ekonomisine geleceğe bir dokunuşu var. Belki de en önemli nokta bu. Zorluklarıyla, bedelleriyle hazırlıklı olmamız gereken bir dijital dönüşüm. Ama bunu faydaya, insana ve çevreye nasıl indirgeyeceğiz? Sanırım en büyük işbirliği, bugünün en büyük çıktısı herhalde işbirliği kelimesi. Nasıl işbirliği yapacağız ve bu yolda ilerleyeceğiz? Ben başta konuklarıma, sonra sizlere çok teşekkür ederim. Oturumumuz sona ermiştir.